Ve fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Acayip önemli bir konudur. Hemen başlayalım. Ne diyor? Yukarıda verilen şekillerden kaç tanesi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Fonksiyon belirtmesi için arkadaşlar iki tane kriterimiz var. Ne o? Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacak ve tanım kümesinden bir elemandan iki tane ok çıkmayacak. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Tanım kümesinde boşta eleman kalmış mı? Kalmamış. Tamam. İlk şart sağlandı. İkincisi, bir tane elemandan iki tane ok çıkmış mı? Çıkmamış arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu fonksiyondur. Şimdi buraya bakıyorum ikincisine. Tanım kümesinde herhangi bir eleman boşta kalmamış. Bu sağlandı. İkinci olarak da hiçbir elemandan iki tane ok çıkmamış arkadaşlar. Dolayısıyla bu da fonksiyondur. Şimdi buraya bakıyorum. Bak tanım kümesinde eleman boşta kalmış. O zaman diğer kritere bakmaya gerek yok. Bu fonksiyon değil. Bakın burada tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. İlk şart sağlandı. Ama ikinciden gitti arkadaşlar. Bakın bir tane elemandan İki tane ok çıkmış. Dolayısıyla bu da fonksiyon değil. Buraya bakıyoruz. Tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. Bir elemandan iki tane ok çıkmamış. Hatta bu fonksiyon arkadaşlar hepsi 4'e gittiği için biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Değil mi? Evet. Bakın bu da fonksiyon. Dolayısıyla kaç tane oldu? 1, 2, 3 tanesi. Evet. Kaç tanesi? 3 tanesi. Doğru cevabımız C şık. 2'ye bakıyorum şimdi. Bakın f fonksiyonu bu. Bak bu ne demek arkadaşlar? Bakın şu. Apsisi ordinatı ya. F1 6'ya gitmiş demek. Şu F2 eksi 3'e gitmiş demek. F5 1'e gitmiş demek. F7 de arkadaşlar 4'e gitmiş demek. Şimdi buraya bakıyorum. F5 A'ya gitmiş. Bizim F5'imiz ne arkadaşlar? 1. F5 A'ydı. Dolayısıyla A dediğimiz bizim neymiş? 1'miş. O zaman bakın şuraya bulacak olursam F1 artı F2'yi sormuş oluyor. A yerine 1 yazdım. Bizim F1'imiz bakın arkadaşlar 6 değil mi? F2'miz de eksi 3 değil mi? 6 eksi 3'ten cevabımız 3 gelmiş oluyor. 3'e bakalım şimdi. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur diyor. Olduğuna göre F1 artı F5 kaçtır? Arkadaşlar şuraya bakın dikkat edecek olursanız x'e bağlı değil arkadaşlar eşitliğin sağ tarafı. Dolayısıyla bu sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyonda da F bilmem kaçı sorarsa sorsun arkadaşlar sonuçları daima ne çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Yani 16 olacak. Sen şimdi şöyle de yapabilirsin. Belki öyle yapmışsındır arkadaşlar. F1 elde edebilmek için x yerine 2 yazarsın ama sağ tarafta x'li hiçbir değer olmadığı için zaten 8'e eşit olacak. Burada F5'i elde edebilmek için x yerine 6 yazacaksın ama sağ tarafta x'li ifade yok ki arkadaşlar. O yüzden sonuç yine 8 çıkacak. Tamam? Bakın bu bilgi sorulara çok güzel bir şekilde sıkıştırıyorlar. Genelde şuradaki F1, F5 değerlerinde çok büyük değerler veriyorlar arkadaşlar. Senin kafanı karıştırmak için haberin olsun. 4'e bakalım şimdi. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur diyor. Bakın olduğuna göre M kaçtır? Bakın şimdi burada F5'i elde edebilmek için X yerine ne yazmam lazım burada? X eşittir 3 yazmam lazım. Değil mi? X eşittir 3 için niye yazıyorum X yerine 3? F5 değerini kullanabilmek için. Tabi 3'ü burada da yazacağım arkadaşlar. 3'ün karesi artı 1'den ne gelecek? 10 gelecek. F5 değeri aynı zamanda M artı 2 eşitmiş. Dolayısıyla buradan M değerini 8 olarak bulmuş oluruz. 5'e bakalım. Parçalı fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Buna göre f-1 artı f3 kaçtır? Bak x'in 2'den küçük olduğu durumda bu fonksiyonu kullan diyor. -1 arkadaşlar 2'den küçük değil mi? Evet. O zaman bunu kullanacağım. X yerine -1 yazarsam ne olacak arkadaşlar? 3 çarpı -1 -1'den -4 gelecek. Yani şu -4'müş. Artı f3'e bakacağım. X 2'den büyük arkadaşlar. Dolayısıyla x yerine burada ne yazacağız? 3 yazacağız. 3 artı 4'ten de 7 gelecek. 7 eksi 4'ten de cevabımız 3 gelmiş olacak. 6'ya bakalım. F A'dan D'ye fonksiyon ve bakın A kümesi de bu şekilde verilmiş. Fx 3x artı 1 olduğuna göre F A kümesinin elemanların sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar A burada tanım kümesi ya. O zaman ben bunun A'nın görüntüsünü istiyor arkadaşlar. Görüntü kümesi. Yani artık şuradan bahsediyoruz. Tamam mı? O zaman ben ne yapacağım? Tanım kümesinde bu A kümesinin bütün elemanlarını bulunduracağım. Yani önce F-2'yi bulacağım arkadaşlar. Bakın tanım kümemiz A ya. O yüzden tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacak. O yüzden 3'ünü de bir yazmam lazım. Bakın 3 çarpı sağ tarafta da yazıyorum. Buradan ne geldi? -5 geldi. Şimdi x yerine 3 yazarsam 3 çarpı 3 artı 1'den 10 geldi. X yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı 5 artı 1'den de 16 geldi arkadaşlar. F A kümesinin elemanlarının sayı değerleri toplamı. Tamam. Ne oldu arkadaşlar? -5 artı 10 daha 5. 16 artı 5 ne yaptı?
21 yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şık. 7'ye bakıyoruz şimdi. A kümesi verilmiş. Bakın A kümesi tanım kümesi. B de görüntü kümesi. Fx eşittir 2x artı 3 olarak tanımlanıyor diyor. Olduğuna göre M değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar tanım kümesi ya. Biz biliyoruz ki fonksiyonda tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacak. O yüzden bu A kümesinin hepsini burada yerine yazmam lazım benim. Değil mi? Fonksiyon olabilmesi için. O zaman yazalım. X yerine eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 artı 3'ten eksi 4 artı 3'ten eksi 1 geldi. X yerine 0 yazıyorum. Sağ tarafta da yazdım. Ne geldi? 3 geldi. X yerine 3 yazacağım. 2 çarpı 3 artı 3'ten 9 geldi. X yerine son olarak M yazıyorum. Sağ tarafta da 2M artı 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu FA kümesi. Bakın görüntüleri şuymuş. Eksi 1, 9, eksi 1, 7, 3. Bak eksi 1 var. 9 var. Efendim 3 var. Hangisi eksik? 7 eksik. O zaman 7'ye de bu kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla M değerini buradan 2 olarak bulmuş oluruz. 8'e bakıyorum. N doğal sayılar kümesi olmak üzere aşağıdakilerden hangisi N'den N'ye bir fonksiyondur diyor. Bakın doğal sayıları X'e doğal sayılar vereceğim. Görüntü olarak da doğal sayılar elde edeceğim arkadaşlar. Tamam. Bak burada X yerine 1 verelim. Bak X eşittir 1 için ne olacak? 1'in karesi eksi 3 çarpı 1'den eksi 2 geldi. Görüntü olarak bak ben tanım kümesine 1 yani doğal sayı verdim ama görüntü olarak eksi 2 çıktı. Doğal sayı çıkmadı ama bu N'den N'ye bir fonksiyondur diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bak bu olmadı. Tamam. Şimdi burada da X yerine ne verelim? 1 verelim. Bak burada da X eşittir 1 için diyelim. Dolayısıyla burada da yazacağım. 1 artı 4 bölü 2'den 5 bölü 2 geldi. 5 bölü 2 arkadaşlar bak doğal sayı verdim tanım kümesinde ama görüntü olarak 5 bölü 2 rasyonel sayı verdi arkadaşlar. Ben doğal sayı olmasını bekliyordum. Bak bu da olmadı. Şimdi burada da x yerine 1 verirsem o zaman ne olacak arkadaşlar? Kök 2 oluyor bak burası. Kök 2 arkadaşlar doğal sayı değil ki. Görüntü olarak doğal sayı çıkmadı. Buraya bakalım şimdi. X yerine 0 verecek olursam 0 için 0 doğal sayı sonuçta. Burada da yazıyorum. 2 çarpı 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. Bakın doğal sayı verdim ama görüntüde eksi 1 geldi. Bu da değil. Dolayısıyla cevabımız bakın bu. Tamam. Zaten arkadaşlar şöyle x ortak parantezine alırsam x artı 1 oluyor. En küçük zaten 0 versem 0 oluyor. Sıfırdan büyük değerleri verdiğim zaman arkadaşlar bu sayıda zaten pozitif çıkmış olacak. Yani pozitif sayılarda doğal sayı olmuş oluyor. Sıfır verdiğim zaman da sıfır da çıkıyor zaten. Onun aşağısında zaten vereceğim değer yok. 9'a bakıyoruz. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere bakın bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre F4 kaçtır? Şimdi F2 değerini vermiş. Daha uzak bir değeri istiyor ya. O zaman biz ne yapacağız? X yerine önce bir 2 yazalım. 2 yazarsam bakın burası F3 eşittir. F2 artı 2'nin karesinden 4 geldi. Tamam. Bak bunları işte F2 hocam 1 ben buradan F3'ü bulurum falan diye yapma. Böyle de yapabilirsin ama buradaki değerler biraz uzadıkça arkadaşlar daha ileriki adımları veya daha geriki adımları sonra sorduğu zaman o zaman problem olur. O yüzden şöyle yapacaksın. X yerine şimdi 3 yer vereceksin. F4 eşittir. F3 artı X yerine 4 vermiştim. Pardon 3 vermiştim. 3'ün karesinden 9 geldi. Şimdi F4'ü arıyorum ya. Bak burada ben bunları taraf tarafa toplarsam bak bunlar birbirini götürecek. Dolayısıyla F4 eşittir. Sağ tarafta da F2 artı 9 artı 4'ten 13 geldi. Ben F2'nin 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla F4 eşittir 13 artı 1'den 14 gelmiş oluyor. Ona bakalım. F tek fonksiyon, G çift fonksiyon olmak üzere arkadaşlar. Şimdi f tek fonksiyonsa o zaman ne olacak? F eksi x dediğimiz eksi fx'e eşittir. G çift fonksiyonsa g eksi x eşittir. Gx'e eşittir arkadaşlar. Bu bilgileri bilmemiz lazım. Değil mi? Şuraya bakalım o zaman. Bakın. G bileşke f eksi m artı g eksi n. Şimdi arkadaşlar f eksi m dediğim. Bak f eksi m dediğim. Bak şurada. Eksi fm'ye eşit olmaz mı? G eksi fm olacak. Doğru mudur? Tamam. Ya da şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Direkt değerlerini yapalım. Şimdi fm dediğim. Bak.
f tek fonksiyon ya, f m dediğim. Şurada n'ye eşitmiş ya arkadaşlar. O zaman bakın şöyle yapabiliriz. Burada f eksi m değeri var ya arkadaşlar. Şöyle eksi f m eşittir f eksi m demek değil miydi? Evet. Bakın şurada sadece x'lerin yerine m yazdım. Başka bir şey yazmadık. Şimdi f m değerini istiyorum ya. Her tarafı eksiyle çarparsam f m'yi yalnız bırakıyorum. Eksi f eksi m olacak. Şimdi f m değeri de arkadaşlar zaten n'ye eşit değil mi? Evet. Dolayısıyla buradaki f eksi m de eksi n'ye eşit olur. Değil mi? Burası eksi n oluyor. Dolayısıyla g eksi n olmuş oluyor burası. Artı sağ tarafta zaten g eksi n arkadaşlar. Şimdi gn'nin ben p'ye eşit olduğunu biliyorum. Tamam. Bak şuradaki bir x yerine n yazacak olursam g eksi n eşittir gn değil mi? Evet. Ben şimdi gn'nin de p'ye eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla g eksi n de p'ye eşit olmuş oluyor. Bakın burası p, burası da p. P artı p'den 2p gelmiş oldu. Tamam. 11'e bakalım. Fx eşittir 2x eksi 3 olduğuna göre f2x eksi 3'ün fx cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki içerideki x değerini ne yapmış? 2 katını almış bir de 3 çıkarmış. O zaman bu f2x eksi 3 2x eksi 3 dediğimiz ne olacak? İçerideki ifadenin 2 katını alacağız bir de 3 eksini alacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 4x eksi 9 gelecek. Şimdi ben f2x eksi 3'ü 4x eksi 9 olarak buldum. Şimdi bunun fx cinsinden. Yani sağ tarafı fx'li bir şey olması lazım. Bilinmeyen zaten x. O zaman ben şuradaki fx eşittir 2x eksi 3 fonksiyonunda x'i yalnız bırakayım. Eksi 3'ü sağ tarafa attım. Fx artı 3 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüm. Fx artı 3 bölü 2 eşittir x. Dolayısıyla buradaki x yerine ne yazayım arkadaşlar? 4 çarpı bakın fx artı 3 bölü 2 ne diyeceğiz? Eksi 9. Bakın bununla bunu sadeleştirirsem 2 olacak. F2x eksi 3 eşittir. Şu 2'yi de dağıttığım takdirde 2fx artı 6 eksi 9'dan eksi 3 geldi. 2fx eksi 3 geldi. Bakın B şıkkında. 12'ye bakıyorum. F sabit fonksiyondur. Arkadaşlar bu şekilde rasyonel olarak verildiyse x'in katsayıları oranı eşittir sabitlerin oranı. Yani 6'nın m'ye oranına eşittir. Bakın 2'nin 3 katı, 3'ün de 3 katı. Dolayısıyla m'yi buradan 9 olarak bulurum. Bakın buradaki m değeri 9. Şimdi f m dediğimizde şimdi sonuçta f sabit fonksiyonsa arkadaşlar sabit fonksiyonun değeri bu ya da bu değil mi? Evet. Dolayısıyla 2 bölü 3 çıkacak. F m değeri sabit fonksiyon ya arkadaşlar. Sabit. O zaman bu çıkacak sürekli. F 500 desek de 2 bölü 3 çıkacak. Tamam. Bunun bilgisini vermiştik. Sadeleştirdim 3. 3 ile de 2'yi çarparsam 6 gelmiş olacak. Buna bir yıldız atabiliriz. 13'e bakalım. F birim fonksiyon olmak üzere. Birim fonksiyonun özelliği ne arkadaşlar? Fx eşittir x. Yani şu içerideki değer neyse dışarısı da aynısı olmuş oluyor. O zaman buradaki fk artı 3 ne olacak? İçeridekinin aynısı. K artı 3 olacak. Burası? Burası da 2k eksi 1 olacak. Burası? Bu da 17 olacak. Dolayısıyla 3k artı 2 eşittir 17. K değerini buradan 5 olarak bulmuş oluruz. Evet. Geldik 14'e. F ve g fonksiyonları verilmiş. Buna göre diyor bu fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz fonksiyonlarda 4 işlem yaparken bak çok önemlidir. Bir kere tanım kümelerinin kesişimini almam lazım. Ortak olanlarını almam lazım. Tamam mı? Yoksa işlem yapamayız. Bu bir. Şimdi tanım kümelerine bakıyorum. F'in tanım kümesi ne? Şunlar apsisler tanım kümesi oluyor değil mi? 2, 3 ve eksi 1. 2, 3 ve eksi 1. Bunun tanım kümesi ne? 3, eksi 1, 4. Ortak olanlar hangisi? Bakın 3'ler ortak. Bir de eksi 1'ler ortak arkadaşlar. Diğer 2 ile 4 ortak değil. O zaman ben şu ortak olanlarda tanım kümesi ortak olanlardan işlem yapabilirim. Şimdi 2f diyor. F fonksiyonunu ben ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bakın. F3 4'e eşit değil mi? Evet. F-1 de 6'ya eşit değil mi? Evet.
Şimdi G'ye bakalım. G3 eksi 1'e eşittir. G eksi 1 de arkadaşlar 2 eşittir. Benden 2 f'i istiyor ya. Tamam. 2 f'i istiyor. Dolayısıyla ne olacak? Bunları 2 ile çarparsam 2 f dediğimiz 8'e eşit olacak. Değil mi? Evet. Dolayısıyla görüntü kümesi 8'e eşit olanlar 8'e, bir de arkadaşlar 11 olur. Eksi 3G ne olacak? X yerine bakın 3 verdik ya. Burada da tabii eksi 3'e eşitti. Dolayısıyla ben buradan eksi 3 yapmak için denklemi komple eksi 3 ile çarparsam artı 3 olacak. 8 artı 3'ten de 11 olacak değil mi? Yani ben X'e tanım kümesine 3 verdiğim zaman 11 çıkmış olacak. Şimdi bir de eksi 1 verelim. X yerine eksi 1 verdiğimizde ne olacak arkadaşlar? 2F1. 2 olması için bunu 2 ile çarpacağım. Buradan 12 gelecek arkadaşlar. Bunu da 2 ile çarpacağım. Buradan da ne gelecek? Bunu 3 ile çarpacağız değil mi? 3 ile çarpacağız. Bu da 6 olacak. Dolayısıyla 12-6'dan da ne gelecek? 6 gelecek. Ne zaman? Hangi durumda? X yerine eksi 1 verdiğim zaman da 6 gelmiş olacak arkadaşlar. Tabii ben sıralamasını ters yazdım. Şöyle. Önce eksi 1'e 6, sonra 3'e 11 gelmesi lazım. Bakın ilk başta verdiğim bilgi önemli. Fonksiyonlarda 4 işlem yapabilmek için öncelikle tanım kümesinin kesişimlerini almamız lazım. Yoksa işlem yapamayız. Şimdi yani düşünsene. Burada şimdi F3 değerini bulacağım. Şimdi F fonksiyonunda tamam 3 var ama G'de yok. Nasıl bulacaksın o zaman? Bulamazsın yani. Mantıksız oluyor değil mi? Geldik 15. ve son sorumuza. F birim fonksiyondur. Az önce de söyledik. Neydi arkadaşlar? İçerideki neyse dışarıdaki de aynı oluyordu. Değil mi? Dolayısıyla bakın içerideki 4x artı 1 o zaman dışarıdaki de olacak. Şimdi bu buna eşit olacak. A eksi 2 çarpı x kare artı b artı 1 çarpı x artı c eksi 2. Şimdi arkadaşlar bakın sol tarafta x kareli bir ifade yok. Dolayısıyla burada da olmaması lazım. Yani a eksi 2'yi ben 0 yapayım ki kat sayısına değil mi? X kareli bir ifade kalmaz. Şimdi bak burası 4x olması lazım. B artı 1'in. B artı 1'in 4 olması lazım kat sayının. B değeri de 3 olacak. Sabit terimiz c eksi 2. Burada sabit terimiz de 1. Yani c eksi 2 eşittir 1. C değeri de 3 olacak. A çarpı B çarpı C demiş. F A yani 2 çarpı B 3. C de 3. Ne olacak arkadaşlar? Bu f 18. Şimdi f birim fonksiyonu olduğu için içi 18 ise dışı da 18 olacak arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.